Evet sevgili izleyiciler, görmüş olduğunuz gibi yine güzel yerlerden bir tanesindeyiz. Arkanda görmüş olduğunuz gibi Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Garipçe Köyü'ndeyiz. Ve Garipçe Köyü en önemli özelliklerden bir tanesi Karadeniz ile Marmara'yı birbirine bağlamasının özelliğidir. Ve tarihine gelecek olursak Garipçe Boğaz sahil şeridinde ve Rumeli Kavağı ile Rumeli Köyü arasında kalan bir balıkçı köyüdür. Mitolojide lanetlenmiş kral. Pinitais'in yaşadığı bu köyde antik çağda sayıda taşlık ve kayalık olması, yüksek ve sarp kayalıklar ve kartal akbabaların yuvası olarak da bilinmektedir. Ve İstanbul'da en önemli gezilecek mekanlarından bir tanesi olarak da Garipçe Köyü'nü gezebilirsiniz. Hadi buyurun Garipçe'yi gezmeye. Sevgili dostlar, şu an arkamda görmüş olduğunuz gibi Garipçe Köyü'ndeyiz. Garipçe Köyü'nün hemen üst tarafında Garipçe Kalesi vardır. Bu Garipçe Kalesi'nin çok önemli bir hikayesi var. Rivayetlere göre buradaki kralın lanetli olduğu söylenir. Yani o dönemlerde yaşayan insanların burada kralın bir lanete uğramış ve buradan hiç dışarı çıkmadığı söylenir. Tabii bu bir rivayettir. İşte şu anda restore aşamasında olan Garipçe Kalesi İstanbul'dan veya İstanbul dışından gelen ziyaretçiler tarafından sürekli ziyaret edilmektedir. Şu anda bulunmuş olduğumuz bu tepecik de Kartal ve Akbaba yuvası olaraktan bilinir. Muhtemelen geçmiş dönemlerde kralın cesetleri buraya attığı ve akbabalara ve kartallara hediye ettiği düşünülür rivayetlere göre. Garipçe Köyü'nü en kısa zamanda ziyaret edin ve bu güzel manzarayla sizi baş başa bırakıyorum.
Sevgili dostlar, Garipçe'ye geldiğiniz zaman bu güzel restoranlarda rahatlıkla kahvaltınızı ve günlük menünüzü burada yiyebilirsiniz. Hem de çok uygun fiyata. Bunu da burada belirtmiş olayım. Ve damak tadı da harika. Buradan size kefilim diyebilirim. Bir programımızın daha sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.